Arkadaşlar hayli geceler herkese. Bugün bahsedeceğimiz konu sözleşmeli olan bir kardeşim eğitimdeyken hoşuna gitmeyen bir olaylar oldu. Eğitimde zorlandı, kafasına yatmayan bir şeyler oldu. Eğitimi bıraktı. Sözleşmeyi imzaladı, ön sözleşmeyi imzaladı, eğitim bıraktı. Para cezası gelecek mi? Yaptırım gelecek mi? Dava açılacak mı? Evine gittiği zaman bu kardeşimizin başına bir şey gelecek mi? Bunlarla alakalı arkadaşlar sizlere bugün bilgi vereceğiz. Uzun zamandır bu konuyu araştırıyorduk. Türk Silahlı Kuvvetleri'ninle alakalı bu bilgileri topladık, derledik. Bugün bu konuyu sizlerle birlikte dile getireceğiz arkadaşlar. Sözleşmeler olan kardeşimiz eğitimdeyken e, ön sözleşmeyi imzaladı. Eğitime başladı. Eğitimin yarısında e, feshetti. Evine gitti. Bu kardeşimize herhangi bir yaptırım, ceza, dava... Arkadaşlar... Şimdi sözleşmeliliği kazandınız. Eğitime çağrılmayı bekliyorsunuz. Ve bir mesaj geldi. Eğitime gelin. Eğitim tarihleriniz belirlendi. Ve bu tarihlerde eğitime gitmeye başladınız arkadaşlar. Eğitim yerlerinize gittiniz. Eğitime girdiğiniz zaman sizlere bir ön sözleşme imzalatacaklar arkadaşlar. Bu ön sözleşme sizin eğitim boyunca denenme süreciniz. Bu denenme süreciniz eğitim boyunca Ön sözleşmenin temsilidir yani bu ön sözleşmenin anlamı budur arkadaşlar. Eğitime başladınız, eğitimin sonuna kadar ön sözleşmeyi imzalarsınız. Bu deneme süreci olan eğitim boyunca deneme süreciniz olur arkadaşlar. Yaklaşık bir ay oldu ön sözleşmeyi imzaladınız. Tek taraflı olarak ön sözleşmeyi fesettiniz, edebilirsiniz arkadaşlar. Size TSK tarafından bir yaptırım olmaz ön sözleşmeyi fesh ederseniz, iptal ederseniz hiçbir para cezası, hiçbir yaptırım gelmez arkadaşlar. Çünkü e, hani bir işe giriyorsunuz, fabrikaya giriyorsunuz, denenme süreniz oluyor değil mi? Hani 2 ay, 3 ay bir denenme süreciniz oluyor. Ön sözleşmenin anlamı da budur arkadaşlar. Bazı arkadaşlar hani endişe içinde mesaj atmışlar. Abi ben eğitime gittim ama ön sözleşmeyi fesh ettim. Bana bir yaptırım gelir mi? Ceza gelir mi? Para para cezası gelir mi? Bunlarla alakalı sorular almıştık uzun zamandır. Bununla alakalı soruları bugün cevaplıyoruz arkadaşlar. Eğitime giden kardeşimizin ön sözleşmesi iptal olursa, feshedilirse herhangi bir para cezası verilmez arkadaşlar. Arkadaşlar her şey buraya kadar güzel ama bazı sıkıntılar da var. Bu sıkıntılar da söylüyoruz. Diyelim ki 2 ay eğitim gördünüz veya bir buçuk ay eğitim gördünüz. Bir buçuk ay boyunca eğitim gördünüz. Yani 45 gün boyunca eğitimde eğitim sürecindeyken eğitim aldınız. Ve size 2 aylık maaş yattı. 45 günlük eğitiminiz size ama 45 günlük yerine 2 aylık para yattı. Bu paranın yarım maaşını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iade etmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü hangi gün sizin aralığınızda varsa o günün parası sizindir. Ama olmayan bir günün parası size yatmışsa bu parayı TSK'ya yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iade etmeniz lazım. Bu parayı yerseniz sıkıntı olur arkadaşlar. Hani küçücük bir kıvılcım büyür faizlenir. Dediğimiz gibi bunlara dikkat edin arkadaşlar. Eğer eğitime giderseniz ve eğitimdeyken istifa etmek isterseniz ön sözleşmeyi iptal etmek isterseniz ve 2 aylık maaşınız yattıysa ve siz 35 günlük eğitim aldıysanız bunun e, yani e, kalan kısmını Türk Silahlı Kuvvetlerine iade etmeniz lazım. Sorun çıkar sıkıntı çıkar onun için önleminizi alın arkadaşlar. Gelelim bir sonraki soruya. Diyelim ki arkadaşlar. Eğitime gittiniz ve eğitim sizin için zorlu bir süreçti. Eğitimi bıraktınız, istifa ettiniz. Bir daha katılabilecek misiniz? Önemli olan sorulardan bir tanesi bu. Bir daha sözleşmeler olabilecek misiniz? Arkadaşlar, eğitimi bırakırsanız, eğitimi istifa ederseniz, feshederseniz hayatınız boyunca sözleşmeler olamazsınız. Bakın altını çizerek söylüyorum arkadaşlar, sözleşmeler olamazsınız. Yani. Uzman çavuş olabilirsiniz. as subay olabilirsiniz. Subay olabilirsiniz. Yaşınız kriterleriniz yetiyorsa ama personel temden sözleşmeler olamazsınız arkadaşlar. Ne deniz ne kara ne hava hiçbir şekilde olamazsınız. Bir sonraki sorumuz şöyle bir soru arkadaşlar. Diyelim ki sözleşmeli elliyi kazandınız ve eğitim yerleriniz çok geç açıklandı. Siz de hiç farkında değilsiniz. Eğitime gitmediniz. Eğitiminiz gitmediniz yani sıkıntı olur mu? Bir daha gidebilir gidebilir misiniz? Arkadaşlar eğer eğitim yerleriniz açıklandıysa ve siz eğitime gitmediyseniz bir daha başvurabilirsiniz sözleşmelerle. Ama eğitime gidip eğitimi bırakırsanız istifa ederseniz hayatınız boyunca sözleşmelerle bir daha giremezsiniz. Ama eğitime gitmezseniz bir sonraki sözleşmeler alımına başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da garantisi verebilirim sizlere. Yani sistem budur arkadaşlar. Önce girişte sizlere bir kağıt verirler. O kağıt işte ön sözleşmedir. Bu ön sözleşme sizin denilme sürecinizdir. Denilme süreciniz sizin kağıdınızda zaten yazılıdır. Kanunlar, maddeler falan okursunuz. Bu maddeleri okursunuz, imzanızı atarsınız ama baktınız bir ay eğitim gördünüz, zorlandınız. Kardeşim ben istemiyorum dediniz. İstifan edersin kardeşim. Evine gidersin. Sana hiçbir sıkıntı çıkmaz. Ne para cezası, ne yaptırım ne dava hiçbir şey olmaz. Buna sadece bu istifa etmeyi fes etmeyi sadece siz karar verirsiniz. Sizin karar veremediğiniz nokta nedir? Eğitimdeyken yani hani hırsızlık olayları olur, yüz kızar, kızartıcı olaylar olur. Bunlarla alakalı bir sıkıntı yaşarsanız arkadaşlar hayatınız boyunca hiçbir alıma başvuramazsınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım sizler için ee, faydalı bir video olmuştur. Bana da destek olmak isterseniz kanalıma abone olup like atıp bildirimleri de açarsanız sevinirim. Hoşçakalın.